Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha birlikteyim arkadaşlar. Bugün FIFA 21 Zafer Yolu arkadaşlar. Yani sıfırdan başlayacağız ve gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Tabii eğlendiğimiz noktaya kadar arkadaşlar. Hiçbir zaman bizim sağlığımıza veya hayatımıza etki etmeyecek noktaya kadar ilerleyeceğiz. Benim arkadaşlar uzmanlık olduğum alan trading. Yani ben gameplay, FUT Champions'ı 30.000, 25.000 falan yapmakla uğraşmam. Yapabilsem de yapmam. Benim işim arkadaşlar para. Bu seride sizlere para kasmayı öğreteceğim. Ticaretlerden bahsedeceğim. Nasıl bebek kullanabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi oyun arkadaşlar ben dün gece başladım. Biliyorsunuz normal perşembe çıktı ama benim işimden dolayı pek başlayamamıştım. Önce sizlerle birlikte standart yani giriş paketlerini açarak başlamak istiyorum. Bu arada arkadaşlar FIFA 21'e özel Facebook grubu kurdum ve Telegram grubu kurdum. Telegram grubu tamamen anlık yatırım ve bildirimler için. Facebook grubu ise arkadaşlar tamamen sizlerin birbiriyle konuşabilmesi için. Biliyorum çoğunuzun yaşı büyük, Facebook kullanmıyorum falan diyorsunuz ama inanın bana arkadaşlar bu gruba katılırsanız oyununuza ve hani FIFA'ya olan bağınızı kesinlikle kuvvetlendireceksiniz. Çünkü yeni insanlar tanışacaksınız. Mesela adamlar diyeyim grupta 5000 kişi var. Herkes farklı bir kartla oynamış. Yorumlar falan yapıyor. O yüzden hepinizi yeni Facebook grubuma ve Telegram grubuma bekliyorum. Linklerin hepsi aşağıda bulunuyor arkadaşlar. Bunun dışında bana ulaşmak için de dediğim gibi hem yatırımlar için Twitter ve bana direkt ulaşmak için de Instagram adresime DM gönderebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu sene şöyle bir şey var. EA Sports oyunu yayıncılara biraz erken verdi. Yani web açılmadan verdi. O yüzden market birazcık oturdu bu sene. Yani önceden oturdu. Bu yüzden bu sene oyun başlayınca bir farklılık oldu arkadaşlar. Market daha yüksek başladı geçen senelere göre. Bakalım hani bunun oyun etkisi tam olarak nasıl olacak? Tabii hep birlikte göreceğiz. Şu anda elimizde full oyun yok. Biliyorsunuz full oyun olmadığı için ben bütün coin kasma taktiği şu an size atamıyorum. Full oyun elime gelecek arkadaşlar benim bugün veya yarın. Hatta bunu da duyuracağım. İsterseniz siz de gelip benimle tanışabilirsiniz. Kadıköy'de olacak %99 ihtimalle. Oyunu alır almaz ben size söz veriyorum. Herkes bir haftada en az 2 milyon coins kasacak. Buna sözünü verdim zaten ben sizlere arkadaşlar. O yüzden tetikte olun. Bu seneki paket açılımını ben pek beğenmedim arkadaşlar. Bunu tekrardan söylüyorum. Bu arada Max Kruse çıktı. Bu başlangıç paketlerini hani açıyoruz şu anda bir şey çıkmasını umuyorum ama ben paket açılım animasyonu genel olarak pek beğenemedim açıkçası. Şimdi ne olursa olsun oyunun başında sizlere söylüyorum arkadaşlar. Sakın quicksell etmeyin. Yani her şeyi markete koyun. Sakın bir önce hızlı sat yapmayın. Mutlaka markete koyun. Yani 350 diyelim 400'e koyun. Yani 50 coins bile sonuçta bir sirkülasyon olsun. O market alışkanlığını kendinize edinin yani. O sürekli bir para döndürme şeyini kendinize aşılayın sevgili dostlar. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Üşenmemek ve markete koymak çok önemli. Mesela görüyorsunuz biz burada bir sürü oyuncu aldık. Ben bunları fiyatlarına tabii ki sonradan bakacağım. Bu arada şöyle bir duyuru da yapayım arkadaşlar. Gelişmiş SBC'lerin hepsini tamamlayacağım ve bunları yayında açmayı düşünüyorum. Ya bu akşam yayında açacağım ya da yarın akşam yayında açacağım. Bunu da dediğim gibi tekrardan YouTube'un topluluk kısmı ve diğer sosyal mecralarımda duyuracağım sizlere sevgili dostlar. Şimdi başlangıç kadrosu kuracağız bugün sizlere. Çok güzel başlangıç kadrosu kurdum arkadaşlar. Herkes siyahi, herkes aç siyahi. Aç zenci diyordum ya ben her zaman. Aç zenci, aç zenci. Gerçekten herkes aç zenci arkadaşlar. İnanılmaz bir kadro kuracağım ve çok ucuz olacak tabii ki. Benim her zaman olduğu gibi starter teamlerin hepsi ucuzdur. Ve bende maalesef şöyle bir cimrilik var arkadaşlar. Ben kurabileceğimi bilsem bile pahalı kadro hiçbir zaman kurmuyorum. O coinslerimi harcamaya kıyamıyorum maalesef. Şimdi bu sene sizlere dediğim gibi çok fazla taktikler vereceğim arkadaşlar. Web'de bir uygulama yazmıştım. Onu da sizlere yakında duyuracağım. Bu sene gerçekten coins kasacağız arkadaşlar. Çünkü bu şirket her türlü illegaliteyi yapıyor. Biz de bu sene biraz illegal olacağız. Ve patlatacağız yani. Elimizden geldiği kadarıyla bu şirketi bu sene patlatmaya çalışacağız. Bu arada paketlerimize sonuna geliyoruz. Ve walkout'umuzu aldık. Kim? Aranguiz mi? Inter'den Arturo Vidal. Güzel. Güzel bir kart arkadaşlar sonuçta. 83 rating. İlk board'umuzu da bu şekilde almış olduk. Şili'den Arturo Vidal. Kaç yaşına gelse de hala iş yapan bir kardeşimiz. Dediğim gibi bunların hepsini tabii ki satacağız. Öncelikle bugün başlangıç kadrosunu kurmak istiyorum sizlerle birlikte. Ondan sonra da ben bugün videodan sonra kendim gelişmiş SBC'leri tamamlayacağım ve onları da yayında sizlerle birlikte açacağız arkadaşlar. Ve kim geliyor? Gazzaniga geliyor son olarak da SBC kralı. Dediğim gibi şu anda bütün oyuncuları ben aldım. Bakın hiçbirini quicksell etmedim. Tekrar altını çiziyorum sevgili dostlar. Sizler de asla quicksell etmeyin. Bilginiz olsun. Burada işinize yaramayacak işte, tifodur, şudur, budur falan onları satabilirsiniz. Bunlarda bir sorun yok. Ama onun dışındakileri quicksell etmemeye gayret gösterin. Mesela bunları falan yapmanıza gerek yok. Ama oyuncularda mutlaka satış yoluna gitmeye çalışıyoruz. Şimdi paketlerimizi açtık sevgili dostlar. Elimizde güzel bir meblağ var. Ben hemen kulübe ayarlıyorum ve başlangıç kadrosunu hep birlikte kuruyoruz. Başlangıç kadrosu her zaman kan alıcı olmalıdır. Her zaman ucuz ve fiyat performans kadrosu olmalıdır dedik arkadaşlar. Ve bugün sizlere öyle bir kadro kurdum ki yani tövbe bismillah gören adam diyecek ki ya babacığım bu nedir ya. Hepsi aç zenci arkadaşlar. Hepsi değil ama çoğu aç zenci. Hepsi özgürlüğü için koşacak. Run for the freedom arkadaşlar. İnanılmaz güçlü bir kadro.
Bu kadroya maç yaptım. Birazdan zaten özetlerini sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Kadronun toplam maliyeti 40k arkadaşlar. 40.000 coin ise inanılmaz bir kadro kuruyorsunuz. O zaman hazırsanız boom! As you can see guys. Arkadaşlar takım inanılmaz. Bakın ben direkt stoper hattından başlıyorum. Club Brugge arkadaşlar. Mignola var kalede. Hemen onun yanında bu senenin flash oyuncusu Mata var arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Hızı ve kartı zaten müthişliği ortada. Yanında da arkadaşlar Deli var. Club Brugge'den yine görmüş olduğunuz gibi. Birisi hızlı, birisi kısa, ikisi de birisi uzun, birisi kısa. Ve ikisinin hızı arkadaşlar gayet yeterli. Fizik güçleri de gayet yeterli. O yüzden böyle bir üçlü kurdum. Sol tarafta İsmail'i var arkadaşlar. İsmail'in hemen önünde de Tyson var, görmüş olduğunuz gibi. Bu arada aldığım fiyatları ve istatistiklere de arkadaşlar bakabilirsiniz. Sağ tarafı Atletico Madrid yaptım. Arias ve Kore'ye kullandım arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bu formasyonda hani şu iki yer, yani sollar ve sağlar genelde perfect link olursa daha başarılı oluyor. İlerisi arkadaşlar felaket bir şey. Bu sene Paulinho'nun kartını çok beğendim. Kadromuzun en pahalı adamı Paulinho. Toplamda 15.000 coins arkadaşlar Paulinho'yu alabiliyorsunuz. İki taraflı oynayan bir oyuncu. Eğer hani diyorsanız ki ben bu oyuncuya 15.000 coins vermek istemiyorum, bunun yerine bir tık daha altı olan Renato Augusto'yu da alabilirsiniz. Ama Paulinho gerçekten sahada inanılmaz farklar yaratıyor. Hemen onun arkadaşı önünde Alex Teixeira var. 8.900 coins, 9.000 coins civarını alabiliyorsunuz. Kadromuzun en pahalı ikinci adamı. Zaten istatistikleri de arkadaşlar net olarak görebiliyorsunuz. Gerçekten müthiş bir kart ve inanılmaz hızlı arkadaşlar. Yani bakın bu kadroda Tyson ve Teixeira ikilisi ya inanılmaz koşuyor, zaten birazdan göreceksiniz. Hemen onların yanında Süper Lig'den tanıdığımız bir isim Anderson Talisca var arkadaşlar. Talisca'nın kartını çok beğenmedim, açık konuşacağım, yalan söylemeyeceğim yani. Ya şutunu pek yansıttığını düşünmüyorum. Hani çok fazla böyle gol beklemeyin. Pas atabiliyor eyvallah, ama hani gol pozisyonu olarak ben Talisca'yı gerçekten pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Tabii her oyuncudan oyuncuya değişir bu. Ancak benim oyun stilime pek uymadı. Onun önünde de arkadaşlar eski Bursa'dan çıkma Cedric Bakambu var. Bakambu da gerçekten arkadaşlar çok 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 iyi. Dediğim gibi ben herkesten memnunum. Değiştirebilecek kısımları size söylüyorum arkadaşlar. Burada Arias yerine belki Virsalico denilebilir. Burada da Talisca yerine yani kimi koyabilirsiniz bilmiyorum. Çünkü burada bir Çin ve Brezilya kısırlığı var. Ama bu şekilde arkadaşlar demeye çalıştığım şey şu ki, hani Paulinho yerine 15K yerine Renato Augusto olursanız arkadaşlar 25K'lık 30K'lık gayet iyi ve hızlı bir başlangıç kadrosu sevgili dostlar. Bana çok soru geliyor, ne formasyon oynuyorsun? Dediğim gibi arkadaşlar ben gameplay kısmında çok yokum, yani oynanış olarak sadece eğlenmeye bakıyorum, atak futbolu oynuyorum. O yüzden ben direkt 4-5-1'e devam ediyorum sevgili dostlar. Sat Coutinho'dan sonra baskı, 4-4 topa sahip olma, 5-7-3-3 şeklinde arkadaşlar oynuyorum. Talimatları da şu şekilde gösteriyorum size arkadaşlar. Beklerimiz ataklarda geride kalıveriyorum. Sağda hepsini zaten görüyorsunuz, söylememe gerek yok. Solda aynı şekilde bu oyunculara da bu şekilde bakabilirsiniz sevgili dostlar. Bu şekilde bir kadro benim çok hoşuma gitti. Dediğim gibi ilk database açıklandığı zaman da bu kadroyu kurmuştum. Şimdi gelin arkadaşlar özetlere bakın. Evet dostlar, şimdi maçlarımıza geçiyoruz. Ben öncelikle oyunla ilgili görüşlerimi söyleyeyim. Oyun tamamen aynı bence. Yani FIFA 20 ve 21 tamamen aynı. Tek fark 21'de arkadaşlar daha rahat kontra atak yapabiliyorsunuz ve kontra atağı iyi yapan takım kazanıyor. Bu kadar. Yani FIFA 20'den tek ekstrası bana göre dediğim gibi kontra atak eklentisi olmuş. Onun dışında ben oyunu oynarken farklı bir şey hissedemedim. Yani hissedebilen varsa yazabilirse sevinirim, ama ben sadece kontra atağı iyi olanın daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Ve gerçekten de şunu söyleyeyim, FIFA oynarken canım acıyor abi. Yani niye? Çünkü atak yaparken adama değil de bilgisayara karşı oynamış gibi hissediyorum ve bu beni uyuz ediyor arkadaşlar. Hani adamını kontrol etmiyor, bir şey yapmıyor ve sen o defansa yine takılabiliyorsun ve bu beni gerçekten çok sinir ediyor arkadaşlar. O yüzden benim peşin olarak söyleyeceğim şey, bu oyunda her hafta 30 maç weekendlik bence oynanmaz. Çünkü bunu hak edecek bir oyun değil. Bu arada şu anda arkadaşlar saat geçti. Normalde bugün yani cumartesi izliyorsunuz videoyu. Cumartesi yayın yapacaktım ama şu an saat ilerlediği için sebeceleri yapamam. Coin'i de kasmam gerekti takımı kurmak için. Bu yüzden paket açılımı yayınımızı yarın, yani pazar günü yapacağız. Bu arada yarın video da gelecek. Onu da tekrardan söyleyeyim. Benim ilk görüşlerim arkadaşlar, bu takım kesinlikle başlangıçta iş yapar. Yani başlangıçta gidip böyle işte alana 60k, Marseille 500k, bilmem şuna 1000k falan, hani gerek yok. Gerçekten gerek yok. Oyunun başı arkadaşlar bu kadro sizin için yeterli. Kazanıp kazanmamanız da bana kalırsa çok 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 önemli değil. Önemli olan keyif almak arkadaşlar oyunda. Her zaman bunu unutmayın. Keyif alacaksınız. Yani biz profesyonelci falan değiliz. Ki profesyoneller de bu oyundan zaten çok para kazanmıyor. Demeye çalıştığım şey, biz bu oyundan keyif alacağız. Bu takımı gerçekten keyif alabiliyorsunuz. Çünkü oyuncular o kadar hızlı ki arkadaşlar, anlatamam size. Yani adamı yanına atıp koşup bile gidebiliyorsunuz. Pace'in önemli dediğim gibi oyunu birazcık da artmış. Ya da şu anda rakipler yavaş olduğu için bize
pace'li oyuncular daha hızlı gelebiliyor, daha etkili gelebiliyor. Bu da olabilir. Ama ben bu takımı gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Dediğim gibi tek sorun bence Anderson, Talisca. Talisca'yı pek beğenemedim. Onun dışındaki herkes arkadaşlar fitim. Stoper hattı dediğim gibi bazen hatalar yapıyor ki olacak zaten. Toplamda kaleci ve iki stoper 2500 coins alıyoruz. Yani gerçekten çok uygun bir meblağ. Hani buna bakıldığı zaman fiyat performans olarak yine iyiler. Yani gerçekten Polonya'nın Renato Augusto alıp 25K'ya böyle bir kadro kurabiliyorsunuz ki bence gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar söyleyeceğim. Çünkü FIFA 16'daki kadromu hatırlattım. Hani FIFA 16'da benim bir 15K'ya kurduğum bir kadro vardı. Tabii o zaman Foot Champions falan olmadığı için çoğu oyuncu daha ucuzdu. Şu anda arkadaşlar seviye çok daha değişik ve 40K'ya ben bu kadar keyif alabileceğimi gerçekten düşünmüyordum. Sizlere de dediğim gibi bunu tavsiye ediyorum. Coin kasma gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi yarın büyük ihtimal coin kasma atarım. Bunun dışında Facebook grubu ve Telegram'a mutlaka katılın ve Twitter takip edin arkadaşlar. Yani çok önemli çünkü hepinize aynı yerden erişebilme şansım olmuyor sevgili arkadaşlar. Yani herkese aynı yerden erişemiyorum. Hani nereyi takip ediyorsunuz oraya yani takip etmeye mutlaka şey yapmaya çalışın. Çünkü artık başlayacağız. Dediğim gibi bugün cumartesi ben ilk defa FIFA'yı oynadım ve artık başladım. Yarın arkadaşlar dediğim gibi tekrardan bir video gelecek. Büyük ihtimal coin kasma olur. Yayın yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda paket açılımı olacak. Yani çok aktif olacağız dediğim gibi bu zamanlarda. Hani bu aktifliği sizler de kullanın. Mutlaka Facebook grubuna gelin. Telegram'a gelin. Instagram'dan sorularınızı bana hesabıma sorabilirsiniz. Twitter'ı mutlaka takip edin. Ama en önemlisi arkadaşlar bildirimleri açın. Çünkü çok anlık yatırım vermeye başlayacağım. Artık markette birkaç tane oyuncu belirledim. Bunlar SBC oyuncuları ve sürekli artıp azalıyor. Bunları size erken söylememem için beni her yerden bildirim açıp takip etmeniz gerekiyor. Ki sizlere de yardımcı olabileyim arkadaşlar. FIFA ben dediğim gibi çok mutluyum şu anda. Çünkü FIFA 16, 17, 18'deki heyecanım şu anda hala var. Ve hani beni mutlu ediyor bu heyecan. Ben oyuna bağlanıyorum. Elime full oyun geçtikten sonra sizlere çok inanılmaz coin kasma taktikleri vereceğim. Herkes bir haftada en az 2 milyon coin kasacak. Eğer kasamazsanız benim adım Oğuz Erdoğan değil. Altın çiziyorum. Bir haftada herkes 2 milyon coin kasacak. Eğer beni dinlerseniz ve gerçekten taktiğimi anlarsanız bunu hepiniz yapacaksınız. Yani yanlış şey yapmıyorsam hani hesaplamıyorsam ayın 6'sı gibi falan bir yarım saatlik uzun bir videomuz gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun ve o videoda hepiniz kasabileceksiniz. Bu arada arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Bunu normalde hiç söylemeyi sevmiyorum ama insanlar söylemeyince yapmıyor. Hani eğlendiyseniz videoyu buraya kadar izliyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarınki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.